Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere ayrı bir indikatör olan VWAP yani hacim ağırlıklı ortalama fiyat göstergesini sizlere göstermiş, açıklamış olacağım. Ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını sizlere göstermiş olacağım. Şimdi bunun için öncelikle Binance borsasında grafik açmamız gerekiyor ki sizlere gösterebileyim. Sol üstte exchange kısmı var. Buradan borsa kısmına gelip burada grafiği büyütüyoruz daha rahat görebilmek açısından. Gördüğünüz üzere bomboş bir grafiğimiz var. Burada sizlere bu göstergenin nasıl ekleneceğini anlatmış olayım. Teknik gösterge kısmına geçiyoruz sol üstteki. Arkadaşlar buraya VWAP yazdığınız zaman bu şekilde HAOF zaten yazar yine Türkçesini söylediğim gibi. Buna tıkladığınız zaman sizlere bir çizgi grafiğin üzerinde çizecek. Şimdi bunu biraz daha şey yapalım, düzeltelim. Benim biliyorsunuz videoyu izleyenler sürekli düzeltmeler yaptığımı orada burada. Şimdi bunu da ben maviye çevirip biraz daha kalınlaştırayım daha rahat görebilmek için. Şimdi bu ne yapıyor? VWAP'in aslında yaptığı şey şu. Hacmini ve fiyatını oranlıyor diyebiliriz. Yani bir kriptonun, hisse senedinin borsada ne alıp ne satıyorsanız onun belirli bir süre boyunca ortalama fiyatını bulabilmek için hacmini oranlıyor buna. Yani buna yatırılan hacim nedir? Bunu oranlayıp bir fiyat aralığı veriyor. Yani şu fiyatta gitmesi normaldir. Bu fiyatın yani bunun üzerinde ise o hacimden şu an olduğu hacimden daha fazla fiyatlandırılmıştır. Onun altındaysa da daha az fiyatlandırılmıştır şeklinde de düşünebilirsiniz. Yani bu hacime oran olarak söylüyor fiyatın. Gördüğünüz üzere bu tek bir çizgi. Buna bakıp sadece hani şu kesin olur buradan girilir demek tabii ki o kadar kolay değil. Yine küçük bir ekleme yapacağız bunu ama mantığı bu şekilde anlayabilirsiniz. Bakın gördüğünüz üzere bazı yerlerde bu çizginin üzerinde seyrediyor fiyatlar. Yani bu ortalama çizgisi ise şu anki bu piyasada o anki olan hacme göre burası fiyatların fazla olduğunu o dönemde arttığını zaten görebiliyorsunuz burada. Yine altındaysa bu hacme göre şu anki hacme göre fiyatların daha düşük olduğunu yani şu an girilebilir olduğunu söylüyor. Şimdi buna ek olarak tabii ki bir sürü indikatör eklenebilir. Tek başına bir şey değildir. Günlük bunu kullanırken işinize yarayabilir. Çünkü sonuçta hacimler günlük olarak gelmekte, anlık olarak gelmekte ve size ortalama bir fiyat aralığı söylemekte. Şimdi bunu kullanırken arkadaşlar dediğim gibi ben genelde şunu da ekliyorum. Hani gidişat kanalını görebilmek için bu hacimle birlikte ona göre alım satım yapabilmek için ben şunu da ekliyorum. Teknik göstergelerde ilk girdiğimiz zaman ilk indikatörümüz Bollinger bantlarıydı. Büyük yazdık görmedi. Evet şurada varmış zaten. Bollinger bantlarını ekleyebiliriz. Ki zaten bunun artık nasıl kullanılacağını biliyorsunuz. Bilmiyorsanız o videoyu tekrar size alayım. Bollinger bantlarına yani bu eğitim listesinin içerisindeki ilk gösterge videosuydu hatta o destek ve dirençten sonra. Bunu şimdi baktığınız zaman arkadaşlar ortasında bir moving average var. Ki bunu da konuşmuştuk zaten. Hani fiyatların trendini gösteriyor bizlere. Bu Bollinger bantlarının aşağısına vurduğu zaman hacmi aynı zamanda moving average buradaki kırmızı hattı bir destek direnç hattı olarak da görebiliriz. Bazen hacimler çok daha fazla artmış oluyor. Bazen diğeri azalmış oluyor. Ama bunu genel bir gidişat halinde görürsek buna göre destek ve direnç hatlarını oraya çarpıp tekrar yukarı çıkabileceğini görebiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz. Yani iki indikatörü birleştirirsek sinyallerimiz daha sağlam olabilir. Ne yapıyorduk normalde Bollinger bandını kullanırken? En aşağısına çarptığı zaman bir sonraki orta hatta ya da gördüğünüz üzere bu hacmi kullanırsanız nereye gidebileceğini tahmin edebileceğiniz için eğer üstüne çıkarsa ya da tekrar aşağı düşerse o civarlarda gidecektir. Çünkü ortalama bahsediyoruz. Buna göre baz alıp satışınızı buradan verebilir ya da onun biraz daha üzerinden ya da onun biraz daha altından verebilir ve böylece kendinizi daha risksiz alanda tutmuş olabilirsiniz. Yani bu şekilde kullanıyorum ben bazen VWAP'i günlük alım satımlar yaptığım zamanlarda. Evet yine şimdi çok kullanılan ve benim de daha önce videolarında yaptığım, kendi alım satımlarımda da kullandığım bir gösterge olan, çokça kullandığım aslında bir gösterge olan MACD göstergesine sizleri alıyorum arkadaşlar. Şu an harika gitmektesiniz. Zaten bayağı bir bölümü geride bıraktık eğitimde. Kendinizi iyi hazırlamışsınız. Haydi şimdi devam edelim.